SCP'lerle ilgili bazı bilgiler. Nesne sınıfları. Özel saklama prosedürleri gerektiren bütün nesneler, varlıklar ve fenomenler bir nesne sınıfına atanmıştır. Standart SCP şablonunun bir parçasıdır. Ve kabaca bir nesnenin ne kadar zor saklandığını belirtme görevini görür. SCP evreninde nesne sınıfları bir nesnenin saklanma gereksinimleri, araştırma önceliği, bütçeleri ve diğer hususları belirleme amacı içindir. Bir SCP'nin nesne sınıfı bir takım faktörlerle belirlenir. Fakat en önemli faktörler nesnenin muhafaza etme zorunluluğu ve amacıdır. Ana sınıflar. Bunlar SCP makalelerinde en yaygın kullanılan nesne sınıflarıdır ve nesnelerin önemi hakkında bir fikir verir. Güvenli. Güvenli sınıf SCP'ler kolay ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmiş anomalilerdir. Bunun sebebi genellikle vakfın araması için özel kaynaklar veya nesnenin özel ve bilinçli bir aktivasyonu ya da tetiklenme gerektirmeyecek kadar iyi araştırıldığı içindir. Fakat bir nesneyi güvenli sınıfına atamak, nesneyle uğraşmanın veya aktifleştirmenin bir tehdit unsuru oluşturmadığı anlamına gelmez. Euclid. Euclid sınıfı SCP'ler, saklanması için daha fazla kaynak gerektiren veya saklamanın tamamen güvenilir olmadığı anomalilerdir. Bunun sebebi, genellikle SCP'nin tamamen anlaşılamaması veya doğası gereği öngörülemez olmasıdır. Euclid, en yaygın olan nesne sınıfıdır. Ve bir SCP kolaylıkla diğer nesne sınıflara atanamadığında iyi bir seçenektir. Not olarak, otonom, duyarlı veya insansı SCP'ler, nesnenin doğal öngörünmezliği ve kendi kendine düşünüp davranabildiğinden Euclid olarak sınıflandırılır. Keter. Keter sınıfı SCP'ler, düzenli veya güvenli bir şekilde saklanması son derece zor olan ve saklama prosedürleri uzun ve karışık olan anomalilerdir. Vakıf genelde bu SCP'leri hakkında fazla bilgi bulunmadığından veya nesneyi saklamak ya da karşılık verebilmek için gerekli teknolojiden noksan olduğu için saklayamaz. Keter bir SCP tehlikeli olduğu anlamına gelmez. Sadece saklanması zor veya maliyetlidir. Tamil. Tamil sınıfı SCP'ler vakfın özellikle diğer SCP'leri saklamak için kullandığı anomalilerdir. Tamil sınıfı nesnelerin varlığı bile vakfın en yüksek seviyelerinden gizlidir. Bu nesnelerin yerleri, işlevleri ve şu anki durumları O5 konseyi haricinde çok az sayıda vakıf personeline bildirilmektedir. Nötrotize edildi. Nötrotize edildi sınıfı SCP'ler, kasten veya kazayla yok edilmiş veya devre dışı bırakılmış, artık bir anomalilik sergilemeyen anomalilerdir. Standart olmayan nesne sınıfları. Bu nesne, nesnenin birinci sınıflandırılmasını destekleyen alt sınıflardır. Açıklanmış. Açıklanan SCP'ler, genellikle günümüz bilimiyle açıklanabilecek kadar iyi anlaşılmış, çürütülmüş bir fenomen ya da yanlışlıkla bir anomali olduğu düşünülen anomalilerdir. Ezoterik. Ayrıca anlatı sınıfı olarak da bilinir. Yukarıdaki hiçbir bölüme uymayan nesneleri sınıflandırır. Genellikle sadece bir defa kullanılırlar ve belirli bir SCP'deki anlatımı desteklemek için oluşturulurlar. Burada belirtilen standart nesne sınıflarının birinin kullanılması önemli tavsiye edilir. Bazı personeller bu kurallara istisnalar eklemeyi seçseler de genellikle çok nadirdir ve varlığı ile kullanımının gerekçelendirilmesi gerekir. Sınıfsızlandırılmış. Sınıfsızlandırılmış SCP'ler geri silindi. Oh, God, that's nice.